Tamam. Şeridimizi koruyalım. Artık taktiksel hareket ediyoruz. Camı örtebilir miyiz? 1.75 ile gideceğiz. Tamamen zamanı doğru kullanma. Tane tane ama yavaş, doğru adımlarla gideceğiz. Yokuş kalkış noktasına geldik. Sağda durmamız lazım. Şurada. Evet, hadi duralım. Evet. Şimdi yakaladık seni. Niye? Sağ sinyal vermeden vermedim. Durduk. Kırmızı kart. Aynen öyle. Tamam. Sağ sinyal vererek duruyoruz ve aynaya da bakıyoruz, acaba sağımızdan hızlı gelen bir motor, bir araba var mı? Ne olur ne olmaz. Aynen. Yani o da ikinci bir anda. Sinyal de çok önemli ama ayna da çok çok önemli. Tamam, yokuş kalkışa geldik. Burada 30 saniye bir bekletiyor. Sonra diyor ki çıkabilirsin. Hadi çıkalım bakalım. Çıkalım mı? Evet. Vitesi gördük. 1.60'sın. Gayet doğru. Oo. Niye böyle oldu? Niye öyle oldu? Çünkü debriyajı kavramadın. Debriyajı kavrayacaksın. Gaza geçeceksin. Sabitleyeceksin. Ondan sonra debriyajı bırakacaksın. Debriyajı birden kaldırdın. Bir de diğer bir ata sol sinyali vermedin. Yokuş kalkışta sol sinyali vermezsen düz gidince ne bileyim hocam. He, düz gideceğim düz ya. Sonra diye. Çıkarken evet. Sol düşündüm. Anladım. Birçok öğrenci zaten bu yanılgıya düşüyor. Biz sola gittiğimiz için sinyal vermiyoruz. Kalkış yaptığımız için sinyal veriyoruz. Düz de gitsen, soldan da sola da geçiyor olsan sinyali vereceksin yokuş kalkışta. Aman dikkat. Önce debriyajı kavra. Çok güzel. Sabit kal. Şimdi gaza 1.75'e geç. Gayet güzel. Birçok öğrenci burada ikinci vitese de kalkmaya çalışıyor. İşte o ben. O da yanlış. Evet. Güzel. Gaz gaz gaz. Gazımız 1.75'te. Tamam. Gayet iyi. L'ye mi yapalım? Şimdi buradan L'ye gideceğiz. Öndeki arabanın önüne geçmen lazım. Gene tekerle yakaladık Fatih'i. Hemen burada. Evet. Sağ tarafa. Giriyoruz. Hemen sağ sinyali nasıl verdi ama? Artık öyle olunca akılda kalıyor değil mi? Aynen öyle hocam. Bir de araba şey yaptı, selektör yaptı ya, hemen oradan dedim sağa geç. Yani. Güzel. Şimdi? Şimdi geri. L'ye doğru gidelim. Şu aşağıda aynen. Hocam sınav esnasında aynayı oynayabiliyor muyuz? Tabi istediğin gibi aynayla oynayabilirsin. Aynayı oynamazsan sıkıntı zaten. Unuttun, aşağıda kaldı diyelim. Ayarlayabilirsin. Bunun için de trafiğin sıkıştığı bir yerde değil de böyle müsait olduğu bir yeri tercih et. Daha da iyi olur.